Nisan'da Adana'da projesini destekliyorum. Nisan'da mis gibi portakal çiçeği kokan Adana sokaklarına hepinizi bekliyoruz. Nisan'da Adana'dayız. 13 Nisan'da Adana'da. Neden 13 Nisan'da Adana'da? Çünkü 13 Nisan'da Adana'yı portakal çiçekleri kokusu sarar. O yüzden 13 Nisan'da Adana'da. Evet, 13 Nisan'da Adana'da. Sen bunları çekiyor musun? Nisan'da portakal çiçeği kokan Adana sokaklarına hepinizi bekliyoruz. Nisan'da Adana'dayız. Nisan'da Adana'da projesini destekliyorum ve herkesi 13 Nisan'da sokakları mis gibi portakal çiçeği kokan Adana'ya bekliyoruz. Unutmayın, Nisan'da Adana'da. Nisan'da Adana'da. Neden Nisan'da Adana'da? 13 Nisan'da Adana'da, 13 Nisan'da Adana'da. Bu kadar Adana diyorum. Şu kafamdaki şapkayı görebiliyor musun? Ben Amerikalı mıyım? Ben Adanalıyım artık. 13 Nisan'da Adana'dayız. Portakal çiçeklerinin kokusu. 13 Nisan. Sen de çekme artık. Nisan'da Adana'da projesini destekliyorum. Herkesi sokakları portakal çiçeği kokan Adana'ya bekliyorum. Unutmayın. Nisan'da Adana'da. Anlaşıldı mı? Nisan'da Adana'da projesini destekliyorum. Herkesi, özellikle yolu henüz Adana'ya düşmemiş tüm dostları, Nisan ayında portakal çiçekleri kokularıyla dolu Adana sokaklarına bekliyorum. O portakal çiçeği kokusu ki inancınızı kaybettiğiniz her şeye sizi yeniden inandırır. Demek ki Nisan'da Adana'da. Portakal çiçekleriyle Nisan'da Adana'da buluşuyoruz. Nisan'da Adana'da projesini destekliyorum. Herkesi sokakları portakal çiçeği kokan Adana'ya bekliyoruz. Unutmayın, Nisan'da Adana'da. Nisan'da Adana'da projesini destekliyorum. 13 Nisan'da unutmayın, sokakları portakal çiçeği kokan Adana'da bir araya geleceğiz. Evinizin oğlu Murat Güloğlu, Nisan'da Adana'da. Destek bekliyoruz. Nisan'da Adana'dayız projesini destekliyorum. Sokakları misler gibi portakal çiçeği kokan Adana'mızda Nisan ayında o büyük festivalde beraberiz. Nisan'da Adana'da görüşmek üzere. Nisan'da Adana'da projesini destekliyoruz. Öyle, destekliyoruz. Portakal çiçekleri kokan bir Adana istiyoruz. O yüzden Nisan'da Adana'da projesini destekliyoruz. 13 Nisan'da Adana'dayız. Ali Aydar Bey, kısa son bir dakikamız içinde Adana ile ilgili, portakal çiçekleriyle ilgili projenizden bir söz eder misiniz? Hakikaten bu keyifli bir proje. Hem Adanalılar için hem de bir Adanalı olarak sizin için. Bir sosyal sorumluluk projesi gibi ve siz bunu şahsen yürütüyorsunuz. Evet, bu benim şahsen çok üzerinde durduğum bir konu. Çok uzun yıllardır ben Adana'daki Nisan ayında yaşanan bir mucizeye benzettiğim, büyülü bir şans olarak nitelendirdiğim bir olayı her yerde, her ortamda anlatıyordum. Adana'da Nisan ayında portakal ağaçları çiçek açar ve bütün şehrin sokakları da portakal çiçeği kokar. Gerçekten büyülüdür. Tehlikelidir. İnsanı ilk gördüğü kişiyi aşık edebilecek kadar tehlikelidir. Evet. Bu nedenle bu güzelliği ben tüm Türkiye'de birçok insanın duymasını ve Nisan'da Adana'ya gelip bu güzelliği yaşamasını istediğim için kişisel olarak böyle bir harekat başlattım diyebilirim.
Bununla ilgili bir hatta web sitemiz var. nisandaadana.com diye. nisandaadana.com. Evet, nisandaadana.com'dan Adana'ya ilgi duyan, bu olayla ilgilenen tüm herkesin bilgileri bulabileceği bir doküman hazırladık orada. Çok kısa, 2-3 dakikada bakabilirler. Bunu büyütüp her Nisan'da orada bir şenliğe dönüşecek hale getirmeyi çok hayal ediyorum kişisel olarak. Bu hani Toyota'dan çok bağımsız, benim çok kişisel başlattığım bir şey ama çok destek gördü. Şu anda bir sürü yerden mailler alıyorum. Herkes Adana'ya gideceğine dair şu anda sözler, planlar yapıyorlar. İnşallah ben de Nisan ayında Adana'da birlikte oluruz. Kokusunu almak üzere olmak istiyorum.